Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Big Ambitions'ta karşınızdayım kıymetli arkadaşlar. Biliyorsunuz Big Ambitions serisinde sevgili arkadaşlar en son vergi borcumuzu ödedik. 38 bin dolar gibi minik bir borç ödedik bu arada. Gerçekten çok büyük bir yük yoktu. Lakin birikimimiz olan 200 bin dolarlık paranın tamamını ben çektim. Neden çektim tamamını? Çünkü bir ofis kurmamız gerekiyordu. Size şöyle göstereyim efendim. Hemen buranın yakınlarında bir ofis kurdum. Ve yarın araç almaya gideceğiz sevgili arkadaşlar. Araç alıp aracı depoya götüreceğiz. Ki depoda dağıtım yapılabilsin. Benim niyetim aslında tır almak ama tır 100 bin dolar sevgili dostlar. Ve 100 bin dolarlık bir param yok. Burası benim merkez üssüm efendim. Buraya böyle bir yerleşim yeri kurdum. Buraya böyle bir ofis kurdum. Temizlikçisi ve diğer çalışanları atandı. İnsan kaynakları yöneticisi işe aldım. Ve bu insan kaynakları yöneticileri sevgili dostlar eğitim sürecindeler. Eğitim görecekler. Eğitim görüp %100 başarıya erişecekler. Eğitim görüp %100 başarıya eriştikten sonra diğer personelleri eğitecekler. Temel amacımız, temel hedefimiz bu efendim açıkçası. Bununla beraber hemen size depomu da göstereyim. Buranın bir tık aşağısında bir depo satın aldık. Ve o depodan da artık dağıtım yapacağız. Yurt dışından ihracat yapan, ürün getiren insanlarla konuşacağız. Ve onların ürün getirmelerini sağlayacağız. Büyük bankaya uğrayıp aslında bir 100 bin dolarlık kredi isteyebilirim. Görüyorsunuz sevgili dostlar bizim büyük depomuz bir hayli iyi durumda ve şunların yerini değiştireceğim. Vallahi Ali abi çok şükür seni gördüm daha iyi oldum. Allah iyilik versin abi. Bir sorun olmamasına sevindim. Ve her şey için çok teşekkür ederim abi ya. Vallahi bak böyle ne zaman sponsor alsam bir şey olsa Allah razı olsun hiç benden emeğini esirgemiyorsun. Çok teşekkür ederim abi. Ya benim için hakikaten çok kıymetli. Teşekkür ederim abi. Ferhat'cığım Total War Rome değil de Total War Warhammer 3 var. Bu sıralar. Serkan'ımla beraber bir seriye başladık. Onu oynayabiliriz. Ben bu arada kredi çekmeye büyük bankaya gideceğim. Bilginiz olsun yarın sabah saatlerinde gideriz. Bir kredi çekelim. Tır satın alalım abi. 100 bin dolarlık kredi çekeceğim. Tırı alacağım. Ondan sonrası artık Allah kerim. Zaten yarın çok yoğun bir gün olacak bizim için. 122. gün. Satış temsilcilerimizin ihracatçılarla konuşmasını sağlayacağım. Oradan bol bol ürün getireceğiz. Şimdi zamanı değerlendirmenin en iyi yolu çalışmaktır diye düşünerekten. Şöyle bir zaman geçiriyorum. Allah bereket versin. Güzel para. Sabah bir 8'e kadar oyalanalım. Tamam. Oyalanalım dediğim çalışıyoruz burada. Şimdi Vatandar Bankası'na gideceğiz. Jensen Bank'tan maksimum 40 binlik bir kredi geliyor çünkü. 40 binlik kredi bize yetmez. Bizim en az 100 bin dolarlık krediye ihtiyacımız var. Ki işlerimizi rahat halledebilelim. Selamun aleyküm. Evet sevgili Vatandar Bank. Merhaba. Yeni bir kredi imkanı istiyorum. 100 bin dolar. Allah razı olsun. Tır alacağım. Tır alacağım niyetim o. Şimdi bizim bir araba garajına doğru gitmemiz gerekiyor. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim tekrardan. Ali abi sağ olasın valla. Ya bir insan ister istemez mutlu oluyor ya. Yani bak nice insanlar deniyor tamam mı? Ben kendimi gerçekten çok mutlu hissediyorum. Yani gerçekten böyle bu sponsorluklar piyasada aşağı yukarı hani bütün yayıncılarla görüşülüyor, ediliyor. Ya benden kat kat fazla insanın izlenen insanların böyle istatistikleri yok mesela. Yani benim kitlemin bana düşkünlüğü, daha doğrusu kitlem demeyeyim. Ahbap olduğum insanların, konuşabildiğim insanların bana düşkünlüğü beni çok çok mutlu ediyor. Ya hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Gerçekten yani böyle hiçbir konuda yalnız bırakmıyorsunuz beni. Acayip duygusalım yani. Ağlamaklı değil, iyi yönde duygusalım. Sorun nedir hocam? Ücretsiz eğitim verecek bana diyor. Beni gönder. Sen kimsin? Temizlik görevlisi.
Peki. Nerede görev yapıyorsun? Nerede görev yaptığını bilmiyorum. Naimlat Hediyelik'te görev yapıyor. Seni görevden alıp ben eğitime yolluyorum kardeşim. Gitme hiçbir yere. Bir de sanırım şoför başvurusu yaptık. Aa, bir saniye. Tır alıyorum da teslimat şoförleri %50'nin üstünde olmadan tır kullanamıyor. Hallederiz, kastırırız ya. Aga bana tır ver, tır. Yük kamyonu ver bana. Mavi alan mı? 98 bin dolar. Şu rengini sevdim. Hadi bismillah. Şimdi şu tırı çarpmadan etmeden bir götürelim. Şu tırı çarpmadan etmeden bir götürelim abi. %50'lik şoför var. Direkt alıp kastırsam mı acaba? %50'nin üstü gelmez diye tahmin ediyorum zaten. Merkez depoya gelecek. Sen gel. Geri kalan çalışanları sonra tek dağıtarız. Şu teslimat şoförüne hemen bir üniforma giydirelim. Beceri eğitimine bir gönderelim. Çalışmıyorsun oğlum sen. Beceri eğitimine git. %70'te mi kullanabiliyordu? %75'te mi kullanabiliyordu şoför? Bilmiyorum. Ha, teşekkür ederim Ferhat. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Dün ben ne yaptım biliyor musunuz? Oturdum 4 bölüm varband çektim hocam. Sevgili Gökalp Yıldırım, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, selamlar. Muhsin Kağan, hoş geldin, merhabalar. Ben dün oturdum 4 bölüm Varband çektim abi. Varband Osmanlı. Şikayetlenmeden çarpma ne olur. Tırı yeni aldım, çarpma. Beni bir depoya götür de başımıza kaza bela gelmeden. Şöyle döner gideriz abi. Başıma kaza bela gelmeden şunu bir depoya bırakayım da. Edip duruyor. 4 bölüm Warband çektim. Bundan sonra Warband'ları off stream çekeceğim abi. Çünkü beni sarıyor. Şimdi yayında ister istemez adam diyor ki lan diyor 1000 saattir herif aynı oyunu oynuyor. O yüzden off stream daha keyifli. 4 bölüm Warband Osmanlım var. Kapak fotoğrafı ayarlamam lazım. Dur hoca ben arkaya girecektim ama nasıl yapacağız abi? Burası başkasının deposu. Bir tur daha atacağım. El mecbur. El mecbur bir tur daha atacağım buraya. Vallahi güzel zaman geçiriyorsan ne mutlu bana sevgili Musin. Petro girebiliriz tabii ki. Rise of Kingdom. Ben 100K üstü güç yaptım. Bak bu sponsorlukla alakalı yaşadığım tek sıkıntı ne biliyor musun? Bu arada 100K güç yaptıysan ellerine sağlık ya da herhangi bir şekilde kampanyaya katıldıysan çok teşekkür ederim. Bu oyunla alakalı tek sıkıntımız ne biliyor musun? Organize olamadık abi. Yani 5-6 kişi bir üst serverda. Biz bir 40-50 kişi gene alt serverda varız. Yeni sunucu açıldı 316. Birkaç kişi jump attı. Bir araya gelemedik ki. Arabayı sok içeri. Vallahi turumu attım geldim. Arabayı çarpmadan fark ettim dayı. Çok şükür, çok şükür. Tamam. Depoyla alakalı da işi hallettik artık. İşimiz bitmedi. Babu. İşimiz bitmedi. Niye işimiz bitmedi biliyor musun? Teslimat şoförü. Ben %50'liği aldım zaten. Geri kalanlarını şey yapabiliriz. Adayı çıkar deyip atabiliriz. Neden 10 kişilik bir araştırma görevi verdim? Şundan dolayı şimdi bir tane adam istesen ve %27'lik gelse o herifi eğitmek dünya zaman alacak. Bu yüzden 10 kişi arasından en deneyimli personeli alıp eğitmek bana daha mantıklı geldi. Bu arada sevgili dostlar artık yavaştan şeylerle konuşmaya başlayacağız. Adamlarla konuşmaya başlayacağız. Yurt dışından iş bağlayacağız abi. Deniz aşırı ülkelerden ucuza item getirecekler. Binek aracım yok. Gidip de seyahat ederken şey yapacak halim de yok. Yani tırla çıkacak halim de yok. Şimdi buraların açılmasını bekleyeceğim. 16 saat içinde açılıyor. Okey abi 16 saat ben bankta uyuyorum.
Ali abi ben chat'e abone modunu aldıktan sonra bayağı rahatladım. Bayağı rahatladım. Arkadaşlar yanlış algılamayın. Yani kendini beğenmişlikten şundan bundan değil de ne oldu anasını satayım ne? Sorun ne? Ne istiyorsun? Shelby. Bilgisayar monitörü istiyorum. Var oğlum. Ekstra monitör mü? Susebili istiyorum. Var kanka susebili. Bunlar eğitime yolladığım çalışanlar. Bilgisayar monitörünü ben sana alır getiririm. Michael Scott'ın ofis şeyine gideceğiz yani. Scott'ın ofis deposuna gideceğiz. Kral şimdi siz insan kaynakları olarak şöyle bir tur daha hemen çalışın. Sen de insan kaynakları olarak bir tur daha çalış. Stabiliniz var bu arada ya. Bilgisayar monitörü. Dur gecenin saat 1'i. Gecenin saat 1'inde ben ne yapayım? Sabah 8 olsun gerekli telefonlara edeyim yani. Dükkanın önüne bir monitör bıraksınlar. Şimdi ya ofise kadar gidemem. Uzak. Michael Scott'ın ofisi. Nasıl yardımcı olabiliriz? Babuş merkeze cuma sabahı saat 10'da. Bilgisayar monitörü. 8 kasa var. 8 tane bilgisayar monitörü var. Hepsine monitör almış olayım. En az 2000 dolar diyor. Moruk susebilimiz var bizim orada ama. Al hadi bir tane daha susebili olsun. Maksat 2000 dolara ulaşsın. Bir de yazıcı alalım. Kullanırlar herhalde. Tamam. Yarın sabah saat 10'da bunları bana bırak. Ben anlaşma bağlamaya gideceğim. Sen rahatsın ama bazılarımız rahat değil. Bize yavşıyorlar. Bunu şöyle şöyle oynasın diye görmezden geliyorum hepsini. Ali abi sana yürüyorlar ha. Abi bir şey diyeyim mi? Evli olmasan benden de bir mesaj alabilirdin. Yiğit öldür hakkını yeme. Evlenmeden önce sağlam zamparaydım. Seninle çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Eyvallah. Babu şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Deniz aşırı bölgelerden anlaşma kovalıyoruz abi. Babuş merkeze geleceğiz. Satın alma temsilcisine geleceğiz. Diyeceğiz ki bak burada ucuz hediye, kese kağıdı, ucuz takı, telefon merafon varmış yani böyle. Bunların hepsini ayarlayacağız. Bir seferlik, günübirlik, haftada bir, her gün otomatik falan böyle yurt dışından ithal getireceğiz baba. Şimdi mesela ucuz çiçeğin tanesini 6.23'ten getiriyor bunlar, tamam mı? Biz ucuz çiçeğin tanesini kaçtan alıyoruz? Kutusunu 300'den alıyoruz baba. 303. 303 bölü 40 yaptığın zaman ne oluyor bilmiyorum. O kadar matematiğim yok. Ama bir saniye hesap makinesi açarım. 303 bölü 40. Burada çiçeğin tanesi 7,5. Bak burada çiçeğin tanesi 7,5'a denk geliyor. Burada aldığın zaman ucuz çiçek 6,23'e denk geliyor. Tane başı 1 dolar kar. Tertemiz. Enver abim hoş geldin. Abdullahçı'yı da hoş geldin. Enver abim nasılsın? Keyifler nasıl? İnşallah iyisindir, inşallah afiyetlesindir abi. Diğer ofis nerede? Burada. Yürüyeceğiz dayı, yapacak bir şey yok. Bari bir scooter falan mı kiralasaydım acaba ya? Sevgili Ramazan Bey'deyin 37. ayında teşekkür ederim. Ramazan Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. 37. ayınız kutlu olsun. Güzel mekan yapmışlar buraya. Ben en son buraya kumar update'inde para yemeye falan uğradıydım. Şimdi yurt dışı anlaşmalarımızı da kovalayalım. Bir insan kaynakları falan eğitim alsın. Millete sigorta falan yapmaya başlayalım. Direkt altın sağlık sigortası. Tek dükkanla var ya acaba çok mu büyük işe kalkışıyoruz? İnsan bir onu düşünüyor haliyle. Babu. Russell'la da sen çalış. Görüşürüz. Burası neciymiş abi? Adamlar yeni event falan getirmiş belli canım. Burası neciymiş abi? Bana bir onu söyle bakayım. Babuş merkezde satın alım temsilcisi. Aa, kese kağıdı sosisli.
Tatlıcı matlıcı açarsak bak buradan temin ederiz her şeyi. Tane başı ucuza denk geliyor burada. Bisiklet misiklet kiralanmıyor abi, yürü. Eliminem dayı. Enver abim Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin abi. Vallahi ben de futboldan gram anlamıyorum abi. O yüzden tahmin edebiliyorum. Yani arkadaşlarım PES kafeye falan gittikleri zaman ben orada paso oturup karadutlu maden suyu içiyordum. Çünkü bir bok anlamıyorum ekrana baktığımda. Heyecanlandırmıyor da beni. Baba ne yapayım yani? Profil fotoğrafına baksana. Bundan nasıl kadın olduğumu zannediyorlar? Anlamıyorum. WhatsApp'ta da çakal Wiley, Rodrenner'ın belası var. Blok koymama rağmen oradan da arayan oluyor. Güney Afrika'dan, Benin'den, Venezuela'dan. Bakayım abi profil fotoğrafına. Yani. Beni de bir kere şeyden aradılar. Nereden aradılar böyle? Kadının adı neydi ya? WhatsApp'tan bir arama geldi. Anastasia Hernandez miydi? Neydi? Lan Hernandez hani Meksika. Nereden aradıklarını bilmiyorum. Açmadım ki. Engeli bastım geçtim. Dün 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 dün. Evet arkadaşlar, bu arada son anlaşma yapacağımız yerle konuşup ondan sonra artık lojistik yöneticisinden şoförümüz yok. Şoförün eğitimden dönüp tır kullanabilmesi lazım. Lojistik yöneticisi falan alıp alışverişlerimizi yapıp bundan sonraki aşamalarda bütün her yerle ortaklığımız var bu arada. Deniz aşırı çok fazla ürün getirebileceğiz. Bu müthiş bir ayrıntı. Şoförümüz döndüğü zaman anlaşmalar yapıp artık şey yapabileceğiz. Gerekli çalışmaları yapabileceğiz. Baktığınız zaman Babuş merkezde görevlendirilmiş, lojistik yöneticisine merkez depoya atadım. Kamyonun sürücüsü yok. Kamyona sürücü gelecek. Satın alım temsilcisinden de bir şeyler alacağız abi. Jennifer Cook. Ucuz çiçek 6.34. Aa, ucuz takı, pahalı takı, ucuz hediye, pahalı hediye. Ucuz çiçek, pahalı çiçek, ucuz hediye, pahalı hediye. Onları buralardan temin ederiz. Çiçeklerle alakalı bir sıkıntı var galiba. Ondan sonra bizim dükkanda sattığımız bazı dijital ürünler falan var. Onları buradan temin ederiz. Telefon falan satamıyoruz galiba ama akıllı saat satıyoruz abi. Bir de kulak üstü kulaklık satıyoruz galiba. Neyse, ne satılıyorsa buralardan alacağız işte ya. Tane fiyatı çok daha ucuza denk geliyor. Şoförün eğitimden dönmesini bekleyeceğim. Taksi çevirmem lazım. Taksi! Ya, taksi burada. Ama böyle bir eziyet olabilir mi ya? Ben de engeli basıyorum. 50 numara falan engelli. Abi Allah sabır versin. Bu yani o sabır istiyor. Ben ne yapacaktım? Dükkana gideceğim ya. Dükkana gideceğim artık. Dükkanda çalışmaya başlayalım. Herhalde yeterince ürün vardır dükkanda. Ben şoförün tır kullanabilecek düzeye gelmesini bekliyorum. Amy Nevson'dan mesaj var. Altın sağlık sigortası. Yapacağım, yapacağım. Hepinize yapacağım. Hepinize sağlık sigortası yapacağım oğlum. Şimdi Sera. Temizlik görevlisiydin sen değil mi? Naimlat Hediyeli'ye gel. Beceri eğitimini aldın. Programı yönet. Neredesin? Buradasın. Burada çalışmaya devam et. Eyvallah. Ondan sonra. Şoför bey. %60. Baba seni merkez depoya vereceğim. Merkez depodaki adam tırı kullanabiliyor mu? Aa, tamam, tır kullanabiliyor. Yeter baba.
Sen tır kullanmaya başladıysan ben artık ürünleri dışarıdan alıp şey yapmaya başlayabilirim. Yani artık ürünler için dışarıdan sipariş verebiliriz. Şimdi ne oluyor oğlum? Resimli kitap mı bitmiş elimizde? Şimdi bu dükkanın ürün kalemini bir sıralayalım kafamızdan, tamam mı? Her gün bu dükkana teslimat yapılsın. Ben bu arada deli gibi ürün depolamışım. Deli gibi yani. Deli gibi ürün depolamışım. Ayı gibi satıyorum. Çok iyi kâr elde ediyorum. Bir kere bu döngüyü tutturursak depodan alımdır, şudur budur. Mis gibi. Buradayken sıkıntı yoktu. Bir iki ay kardeşimin yanına gittim Polonya'ya. Oradan döndükten sonra başladı. Nedenini bilmiyorum. Dolandırıcı amaçlı arıyorlardır herhalde abi ya. Dolandırıcılık amaçlı diye tahmin ediyorum ama. Bak mesela ucuz hediye, pahalı hediye. 673-671 tane gidiyormuş. 800 tane ucuz hediye, pahalı hediye stoklatırız sürekli. Hatta ben şurada kenara yazıyorum. 800 hediyeler. 500'er tane ucuz çiçek, pahalı çiçek. 500 değil de bak, 1000 tane hediyelik olsun sürekli dükkanda. 1000 tane çiçek olsun abi dükkanda. Ondan sonra resimli kitap. Ya resimli kitaptan da 1000 tane olsun. Kenara yazmama gerek yok ki. Akıllı saatler. Akıllı saatler ve kutu meşrubatla kese kağıdı. Kutu meşrubatı da binlerim. Akıllı saat ve kulaklığı yüzlerim. 100 tane olsa yeter. Tamam baba, mis gibi ya. Mis gibi. Sen şimdi bana ne yapıyorsun biliyor musun? Sen şimdi bana şöyle yapıyorsun abi. Babuş merkeze geliyorsun. Satın alın temsilcisine geliyorsun. Buradan 1000 tane kutu meşrubat alıyorsun, tamam mı? Merkez depoya. Ondan sonra Zeeman akıllı saat alıyorsun, 100 tane alıyorsun. Artifiş akıllı saat alıyorsun, 100 tane alıyorsun. Kulak üstü kulaklık alıyorsun, 100 tane alıyorsun. Şu Noise Boss kulaklığı satamıyoruz herhalde, bilmiyorum. Bunları merkez depoya şey yapıyorsun, merkez depoya konumlandırıyorsun. Ondan sonra ucuz hediye, pahalı hediye falan, onları başka yerden alacağım. Telefon almıyorum, kulaklık almıyorum, saç bakım ürünü falan almıyorum. Buradan bu kalemler gelecek abi. Kese kağıdı var mı? Var. 10 bin tane de kese kağıdı alıyorsun. Tamam mı? Dağıtırız depolara. 10 bin tane de kese kağıdı alıyorsun. Allah bereket versin abi. İş bitti. Bir seferlik değil. Her gün otomatik olarak stok yenile. Ne kadar varsa artık stokta. Şimdi sana geliyoruz. Kese kağıdını aldık. Pizza, hamburger, patates kızartması, taze gıda, kruvasan, fincan kahve, ıdı bıdı, ıdı bıdı, ıdı bıdı. Buradan bir şey yok. Jennifer Cook. Merkez depoda 1000 tane ucuz çiçek olacak. Merkez depoda 1000 tane pahalı çiçek olacak. 1000 tane ucuz hediye olacak. 1000 tane pahalı hediye olacak. Aynı şekilde merkez depoda ve her gün otomatik olarak yenilenecek. Margarita viski bira yok. Baba çizgi roman lazım. Resimli roman. Gençlik romanı değil de. Nerede abi? Resimli roman yok mu ya? Resimli kitap ha. 1000 tane de resimli kitap alıyorsun sen merkez depoya. Her gün otomatik olarak stok yenile. Şu anlık otomatik olarak stok yenilemeyi işe aldık. Lakin para yetmeyebilir. Şoförümüze bir görev verebiliyor muyduk? Sürücüler. Tamam, envanter. Ayarlar. Sürücüler ne yapıyordu bizim için? Kaynakları buraya otomatik mi getiriyorlardı? Herhalde bu dükkanın deposunda varsa üzerine yığmıyordu değil mi? Binde tutuyordu sınırı diye hatırlıyorum ben. Binde tutuyordu sınırı. Kese kağıdını 10 binde tutacak mesela. 10 binin altına inerse şey yapacak. İlk etapta ben sadece şu eksikleri alır diye tahmin ediyorum. Şunları yüze tamamlar. Bir iki kutu meşrubat falan alır. İlk etapta bir çok alım satım olmaz gibime geliyor. Merkez depoda lojistikten ayarlanıyor. Ha, eyvallah. Babuş merkezde lojistikte. Tamam, depoyu gösterme. Geri çık. Bızmen de aç. Babuş merkez. Lojistik. Yeni hedef ekle. Naimlat hediyelik. Ucuz hediye, pahalı hediye. Abi minimum stok 1000.
Kese kağıdı 10 bin. Pahalı çiçek 1000. Ucuz çiçek 1000. Resimli kitap 1000. Kulaklıklar 100'er tane. Zeemin akıllı saat 100 tane. Kutu meşrubat 1000 tane. Abi artık bitti bu arada. Chat artık bitti. Ölümüne hızlı çalışıp her şeyi çok daha ucuza temin edip paraya para demeden, kâra kâr demeden çok rahat ilerleyebiliriz. Sadece personelle ilgilenmem gerekiyor. Sadece personelle ilgileneceğim. Ve bir saniye baba, ben gidelim şu ofisle alakalı işleri bir halledeyim. Personelle ilgilendikten sonrası kolay. İnsan kaynakları yöneticilerinin memnuniyeti düşüyor. Bunlara böyle birer dalga ikramiye vereceğim. Bunlara para yedireceğim. Bunlar para yedirilmesi gereken adamlar. Bunlara eğitim verip kademelerini en üste çıkaracağım ki bunlar da benim personelime eğitecek. Bunlar da benim personelime eğitecek abi. O yüzden onlara ikramiye yediriyorum yani. Gerekli adamlara gerekli parayı yedireceksin. Bu bir kural. Şimdi bir yandan krediyi öderken bir yandan tekrardan birikim yapmaya başlayacağım. Yeni dükkanlar falan için. Şu bilgisayar monitörlerini falan bir ofise taşıyayım. Abi selamun aleyküm. Yazıcıyla şunu bir al. Yazıcıyla bunu al götür. Kardeşim bak, yazıcı lazım olur şurada. Sebil'in yanında. Abi bir Sebil daha koydum buraya. Nereye koyayım Sebil'i? Aranıza mı koyayım? Yanınıza mı koyayım? Al. Bir tane de çalışanın dibinde Sebil. Görünüme aldırış etmeyin ne olur. Görünüme aldırış etmeyin abi. Yazıcıyı Sebil'in yanına koyam ki su falan dökülürse haçatı çıksın garanti. Bilgisayar monitörlerini aldın. Oğlum dur. Terste mi kaldı? Ne oldu ben anlamadım ya. Şeyi bir türlü halledemedim. O bak Ozan Efendi. Ozan Efendi sert oynadı. Lan harbiden var ya, Mermer Efendi'den bir uçan kurtuluyordu, bir kaçan kurtuluyordu ha. Ben eşimle ilk konuşmaya başladım. Hanımın profilinin yanına not düştüm, benim sevgilim diye hani. Bir sahiplenmem gerekti, anladın mı? Mermer Efendi makineydi ya. Orada monitör var, orada monitör var. Babu. Buraya. Ve buraya. Şuradaki eleman her kimse bilmiyorum, ona torpil geçiyorum. O 3 monitörle çalışacak. O kahve makinesi falan dibinde. Ya da vazgeçtim. Ambalajında tut. Sat. Fazla almışım. Ben bak, herkesin bilgisayar monitörü falan da var gayrı. Yani en kaliteli sandalyelerde falan oturuyorsunuz. Artık sizin için bir sıkıntı olmaması lazım. İnsan kaynakları kasılırken bekleyeceğiz. Dükkanda yapabildiğimiz kadar satış yapacağız. Hastaneyle zaten görüşmem var. İnsan kaynaklarının işi bittikten sonra hastaneden herkese bir de altın sağlık sigortası. Tek dükkanla var ya böyle, bütün gelmişi geçmişi katlayacağım ben burada. Tek dükkan abi. Bıdı bıdı. Güzel. Adamlar eğitimden döndü. Ya şu sürede bana personel sorun çıkarmasın. Ben başka bir şey istemiyorum kardeşim. Bana personelim sorun çıkarmasın. İnsan kaynakları. Abi %100'lenmeye gidiyorsunuz. Yürü bakalım. Ya şu süreçte bana personel sorun çıkarmasın yeter. Merkez deponun envanterine baktığım zaman ürünler gelmemiş abi. Ürünler niye gelmedi? Ben satışçıyım
Satın alım temsilcilerinden sözleşmeyi başlat mı demedim acaba? Siparişe tıklamadın salak. Hele diyorum benim param niye gitmiyor abi? Yani benim param niye gitmiyor? 4000 dolarlık mı sipariş vereceğim? Resimli kitap satmasak mı acaba ya? Sevgili Ahmet 8. ayında. Hayırlı yayınlar Samet abi, nasılsın? 8 ay olmuş demiş. Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sağ olasın Ahmet, sen nasılsın? Babuşum, Rise of Kingdom'da yaban ellerde Türk'üm diye beni şişlediler. Vay şerefsizler. Vay ahlaksızlar. Kral, 100K güce ulaştın mı? 100K güç yaptın mı? Yarın olsun bize bir sertten girsin. 450K. Benim linkten mi oynamıştım acaba sevgili Dafinan? Evet, depoya mal geldi. Hissettim. Oğlum niye göremiyorum lan ben bunu? Yükü alıp getirmedi mi daha? Ne yaptı hepsini, bizim dükkana mı yığdı? Bizim dükkana yağmaz ki. Lan şey mi oldu acaba? Buradaki teslimatlar da mı geldi? Lan bugün pazartesiydi. Kazara var ya, bütün parayı yedim bitirdim değil mi? Abi bizim sözleşmeler ne alemde? -7000 dolar diyor. Satın alım temsilcileri ne yaptı kral? Alamadı galiba. Alamadı. Nasıl alsın ki? Para yetmedi sanırım ya. Görevli depodaki toplam miktarın eşit olmasını sağlayacak. Hedef miktara ulaşıldıysa ürün teslimatı yapılmayacak. Oğlum bizim depoyu göster. Bizim depo boş gözüküyor abi. Herhalde dükkanda ürün azalınca mı getirecekler acaba? Anasını sattım ortalığın bu arada. Arkadaşlar çalışma zamanı. Hayatım hoş geldin. Aşkım telefon şarjda. Elektrikli süpürgeyi taktık buraya şarja. Benimki salonda bebek. Hani beni yayında görürsün diye şey yapmadım yavrum. Sen ne istiyorsun? Bronz sağlık sigortası. Oğlum hepinize sigorta yapacağım. 43 bin dolarlık ödemeyi alamadık. Sözleşmeyi iptal ettik. Sözleşmeyi iptal mi ettiniz? Yapmayın lan. Oğlum sözleşme iptal edilir mi? Ve tekrar sipariş vermeye tıklamam lazım galiba. Sabah ben bir 100 bin daha kredi çekeyim, dur. Batmaya gidiyorum emin adımlarla. Arkama bakmıyor, korkmuyorum. Vatandar Bank bana verir. Verdi. 200 bin dolarlık kredi borcum var. İyi yaptın Hatun'um. Hoş geldin bebeğim. Serhat abim 27. ayın kutlu olsun. Evet arkadaşlar. Acılara yürüyor, korkmuyorum. 200 bin dolar borcum var. Bozar mı baba yiğidi be? Pavyona mı gitsek? 200 bin dolar borç varken... Tam herhalde hallettik değil mi sözleşmeyi? Aha tamam, bak depoda envanterin tamamını göster. Ucuz çiçek, pahalı çiçek, ucuz hediye, pahalı hediye, resimli kitap. Diğerleri gelmedi mi? Ne zaman teslimat yapıyorsun? Öğlene doğru mu? Herhalde öğlene doğru çıkacak o para benden. Tamam, o para benden çıktı. Bir de bir şey diyeceğim. Benim insan kaynaklarında görevli adamlarım vardı. Abi eğitime git %97 olacak. Eğitime git %94 olacak. Bu adamlar benim insanlarımı eğitecek abi. Hızlıca eğitimlerini tamamlasınlar. Farm together ne zaman hacı dayı? Aşkım akşam toplarız badılcanları ya. Enver abim mesaide. Alp abim de akşam gelir diye tahmin ediyorum. Olmadı, badılcanları, biberleri ben bir tur toplarım. Akşam beraber dalarız, bilmiyorum. Nasıl sardı biliyor musun? Abo! Tamam, dur. Adamlar geldi işten.
Şimdi %100 oluyorsun. %100 oluyorsun. Ardından gidip sağlık sigortası yapıp herkese altın sağlık sigortası. Personeli veriyorum size. Eğitiyorsunuz. Tertemiz çalışıyoruz. İş bitirici oluyoruz abi. Hemen geliyorum. Merkez depomu açıyorum. Merkez depomun envanterinde ürün var. Kutu meşrubattır, şudur budur tedarik ediliyor. Artık dışarıdan kesinlikle ürün almıyoruz. Sadece satış yapmaya odaklanıyoruz. Envanterde ürün azaldıkça zaten yenisi otomatik geliyor. Abi tertemiz. Tertemiz mükemmel. Öncelikle 100'ar bin dolarlık kredilerden kurtulacağım. Ondan sonra birikim yapmaya başlayıp böyle yavaştan yeni dükkanlara. Aha adamlar 100 bin oldu baba. Eyvallah. Janet'ten mesaj var. Ne istiyorsun canım? Su sebili. Var oğlum. Var oğlum ayıp ettin ya. Tamam %100'sünüz. Babuş merkeze gel. Babuş merkeze gel. Babuş merkez. İnsan kaynakları yöneticileri çalışmaya başlasın. Şimdi İK'ların adamları %100 yapmasını sağlayacağım. Doldur abi. Bütün herkesi burada %100 yapıyorsun. Bir de hastaneyle konuşmam gerekiyor benim. Hastanenin telefonu 7/24 açık olur diye tahmin ediyorum ama. Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Abi Shelby için altın sağlık sigortası, Janet için altın sağlık sigortası. Tamam. Onlar herkese sağlık sigortası patlayacak. Tamam bebeğim öyle yapalım. Öyle yapalım yavrum, seni mi kıracağım? Sigortalarla alakalı bir haber gelmedi. Pazar günleri banka kapalı olur zaten. Çalışsınlar paso. Güzel. Çalışan başı 18, çalışan başı 19 dolar. Tamam. Abicim herkese sigortada yaptık. Allah bereket versin. Vatandar banka arayabilir miyim? Mesai saatleri dışındayız diyor. Bir şey diyeceğim. Çok büyük bir masrafım olur mu acaba? İlk böyle bir 100 binlik borcu falan ödesek mi? Ben de seni seviyorum yavrum benim. Ben de seni seviyorum hatun. Arkadaşlar artık bütün işi otomatiğe aldık. Yapmamız gereken tek şey beklemek. 95 bin dolarlık kredinin tamamını ödedim. Yapmamız gereken tek şey beklemek. Birkaç güne krediden kurtuluruz. Bizim envanterde çok fazla ürün var. Çok çok fazla ürün var. Çok fazla ürün olduğu için bunların satılması beklenecek. Sadece günde birkaç tane belki şey alınır buraya. Bizim depoda yoksa şayet kulaklık mulaklık falan alınır. Tamam mı? O kulaklıklar alınması da bize o kadar büyük bir şeye mal olmaz. Paraya mal olmaz. Yani minimal minimal paralar gider. Sürekli depoya ürün gelip gittiği için şunlar niye ünlem yanıyor bilmiyorum. Sürekli buralara ürün gelip gittiği için de rahatımızı bozmadan her şeyi rahat rahat yaparız abi. Rahatımızı bozmayız. Şu depo sistemini falan unutmuşum. Pahalı çiçek, ucuz çiçek. Abi ne satılırsa artık ya. Dükkan hani sürekli ağzına kadar ürün dolu olacak, anladın mı? Biner tane. Resimli kitaptan ben 3000 tane mi teslim et demişim acaba buna? Sürücülerden değil de lojistikten bakacağız ona. Ne demişiz biz buraya? Yok 3000 değil 1000 tane resimli kitap demişim. Okey. Diğerlerinden de biner tane demişim. Kese kağıdının bitme durumu yok. Ucuz hediye, pahalı hediyenin bitme durumu yok. Okey. Abi çalışmaya devam. Kredi borçlarını ödeyeceğiz.
İleride yeni dükkana girişeceğiz. Bütün ürünleri deniz aşırı getirdiğim için çok rahat bir şekilde kâr elde edeceğim. Sağlık sigortası yapan çalışanlarım var. İnsan kaynakları sorumlularım var. Her şeyim var. Eksi 437 dolar nasıl oldu bilmiyorum. Herhalde para yetmedi baba. Şeyden mi girdi bize? Pazarlama kampanyası, Vatandarbank kredi ödemesi, Shelby'nin eğitim maliyetleri. Aa şey, insanları eğitmeye başladı ya. Babuş merkez eksi 3000 dolar yazıyor zaten. Vav vav vav. Ama artık dışarıdan çok ürün almıyoruz ya. 180. günde bir tur daha vergi ödeyeceğiz bu arada. 108. gündeki vergiyi ödeyene kadar bekleyelim. Jennifer Cook'tan yeni bir mesaj aldınız. Büyük toplantı masası istiyorum patron. Alırım, alırım. Hay zıkkım. Sabah saat 8 olsun. Neyse, buralar 24 saat işleyecek, en azından onu biliyorum. İki kasa işliyor. Scott'ın ofisine gitmem gerekiyor. Enver abim çok yaşa, çok yaşa abim. Vallahi çok yaşa abi ya. Ay. Abi insanın başı ağrıyor biliyor musun, böyle yapmak istemediği bir şey yaptığı zaman. Nerede bu ofis malzemeleri deposu ya? İnsanın yapmak istemediği bir şey yaptığı zaman başı ağrıyor. Nereden biliyorum diye sorma. Var bant, var bant. O kadar iyi anlıyorum ki abi seni. Böyle senelerce oyunu oynadıktan sonra hala oynamak zorunda olmak falan böyle. Fena bir durum. Tral, sen şimdi bana büyük toplantı masası veriyorsun. Sandalye de mi alacağız ya? 3-4 tane de olmaz sandalye. Kaç tane alınacak sandalye? 1200 dolar. 1, 2, 3. 3, 6, 10. Evet. Bunları nasıl eve götüreceğim ben? Arabam yok, bir şeyim yok. Bir, iki, şey nasıl yaptık ya biz? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Üç sandalye orada, dört sandalye burada. Yedi. Bir üç sandalye daha alacağız. Ben bunları nasıl götüreceğim eve? Ben bunları nasıl götüreceğim? Eliminen dayı, eliminen. Aşkım en güzeli öyle yapacağız herhalde ya. Taksiyle git gel. 1, 2, 3. Taksi! Aga şunları bir yükleyek de at beni be. Aleykümselam Mustafa Talha, hoş geldin. Allah, tırın önüne atı vereceksin kendini. A taksi. Allah aşkına bekle. Beni buradan ofisin oraya bırak. Bütün her şeyi tekte yükleyemediğim için. Arkadaşlar kolay gelsin, iyi çalışmalar. Varsa arabası olan biri bana verebilir mi? Ya taksiyle bu iş daha mı pahalıya denk gelecek, ben onu anlamadım ki. Scott'ın ofisini işaretle oğlum, işaretle.
Birader inanılmaz bir şey ya. Taksiyle gidip gelip eşya taşıyacağım ya. Sıkatın ofisin orada bekliyor. Allah'ını seven taksi çağırsın. 500 adım ben yürüyemem abi. Abim senin çalıştığın firma şey yapmıyor mu ya? Sana böyle özel hesap vermiyor mu deneyimlerken ederken? Hani sonuçta adamlarla çalışıyorsun. Ben bir defa Tanki X'te bir sponsorlu çalışma yapmıştım. Benim full artı full premium hesabım vardı böyle. Ve agalar şey diyordu hani Samet istersen bunun yanına bir hesap daha aç. Bir sıfırdan serisi yaparsan insanların gelişimi izlerken bağ kurması daha kolay oluyor böyle serilerde. Yani mesela biz bunu hakikaten sıfırdan başlattık. Ben bunu bölüm 1 diye atsam beyler işte ofis depo kurdum şey yaptım. Şimdi oynamaya devam ediyorum diye. İnsanların bağlanması bir parça daha zor oluyor. Hani gelişim gösterdiğin seriye daha bağlı olabiliyorlar. Ama bana full artı full hesap vermişlerdi. Hatta ben fazla harcayıp parayı yetiremeyip daha fazlasını istediğimi de hatırlıyorum yani. Ya dedim tam upgrade yaparken benim param bitti. Bana dedim az daha kredi verir misiniz? Çok iyi insanlardı ya Allah razı olsun hiç bir dediğim ikilenmedi yani benim çalışmalarımda. Taksi arıyorum da. Ondan sonra ofisi yerleştireceğim. Akşam akşam başıma iş çıkardı ya ben ofis masası istiyorum diye. Warmonger'la falan çalıştık. Onlar da çok güzeldi. Valla çalıştığım firmaların hepsi birbirinden güzel dostlar ya. Şimdi o zamanın parasıyla haftalık olarak anlaşmıştık. Normalde benim haftanın 3 günü yayın yapmam gerekiyordu. 3 gün yayın yapıyorsun, bitiyor. Bittiği zaman ödeme alıyorsun. Benim ödemem hafta başında yatıyordu. Hani nasıl olsa senden yana bir sıkıntı yok. Yani senin elinden gelenin fazlasını yapacağını biliyoruz. Adamlar hafta başında yatırıyordu paramı. Daha işi yapmadım ha. Ama o güveni sağlayabilmek, insanlara hani o güveni verebilmek beni çok mutlu ediyordu böyle yani. İnanılmaz mutlu oluyordum. Agalar diyorsa bir saat hani anlaşma bir saatlikse ben 2 saat 3 saat abi. 10 tane ofis sandalyesinden fazla gelecek galiba buraya ya. 10 taneden fazla mı ya? Herhalde 2-2 yanlara koyup ortaya mı boş bıraktılar orada? Ben sana bir şey diyeyim mi? Şu çaprazlara mı koymadılar acaba? Dur lan ışığı rahat bırak lan. Ortaya mı boş bıraktılar? Herhalde ortayı boş bıraktılar. Ama ben 10 saydım abi. Vallahi eksik sandalye varsa da artık umursayamayacaksın gari. Şöyle yaparım. Bu da böyle bir toplantı masası kardeşim. Toplantıda başa sona oturan yok. Bu da böyle bir toplantı masası. Al amına koyma. Al yani. 2 tane eksik almışım. Ben sıfırdan başlayıp adım adım neler olup bittiğini yazdığım, içerik ürettiğimden ve bu sırada screenshot almak zorunda olduğum için herkes gibi başlıyorum. O içerikler bitince hesabı yükseltiyorlar. Ondan sonra endgame içeriği yazmaya başlıyorum. Anladım abi. Ödeme konusunda muazzamlar. Ben şimdiden paramı aldım daha teslim etmeden. Abi o güveni verebilmek çok güzel bir şey ya. O güveni verebilmek çok güzel bir şey. İşin gücün daim olsun Enver abim. O güveni verebilmek harika bir şey. Bende de öyle oluyordu. Acayip mutlu oluyordum yani. Meblağsında falan değil ha. Ya etik olmadığı için söylemiyorum da. Çok böyle hani aşırıya kaçmayan rakamlara çalışıyordum. Ve keyifliydi ya.
Ama bu sosyal medya sektöründe bir şey dönüyor, bir şey dönüyor. Enver abi böyle bizim tayfa o dönemler, bu arada toplantı masasını falan aldım. Götünüz göğe ermiştir inşallah. Güvenlik görevlisi dolabında neden ünlem var abi? Hastalık izni aldı. Ha, artık bana mesaj yapmıyorlar. Bana mesaj yapmıyorlar artık. İnsan kaynakları yöneticisine mesaj atıyorlar. Artık adamların benimle bir bağlantıları yok. Çok iyi. Abi Tank X'te çalışıyoruz. Hiç unutmuyorum sevgili dostlar. Milyon aboneli adamlara teklif götürüyorlar, tamam mı böyle? Adamlar doğal olarak böyle yüksek rakamlar alıyorlar. Ki Allah bereket versin, daha da fazla alsınlar. Oyuna adam 10-15 kişi falan kaydettirebiliyor. Biz bir toplanıyoruz tayfaca 40 kişi, 50 kişi. 2 lobi, 3 lobi doldurduğumuz falan oluyor böyle. Ve ya büyük mutluluk ya. Bizim community çok sağlam abi ya. Bizim topluluk çok sağlam yani. O açıdan müthiş şanslıyım. Evet abi. Evet abi. Ya hakkın yenmediği zaman zaten çok daha rahat oluyorsun. Şimdi sayın arkadaşlar. Bir yandan şöyle yapalım. 140. güne ulaşalım. Oğlum sadece 750 dolar kar gözüküyor lan. Ne oluyor bu dükkana lan? Bir kredi borcu daha var ya. O bizi zorluyor galiba. Yani Nimelot hediyelik 16 bin dolar getiriyor. 16 bin dolar getirmişken nasıl artı 750 yazıyor onu anlamıyorum ben. Krediye 500 gidiyor. Sağlık sigortalarına gidiyor. Babuş merkeze gidiyor. Merkez depoya gidiyor. Babuş merkezdekiler bizden cayır cayır para yiyor herhalde. Birader acaba merkez falan açmamamız mı lazımdı ya? Ellerindeki analiz araçlarını görsem peh dersin. Senin Twitch kanalının hakkını senden daha fazla biliyorlardır. Abo. Abi hak yemedikleri sürece bence sıkıntı yok ya. Bu dükkanın kârı ben çalışmıyorum diye mi düşüyor acaba? United Import'tan gönderi geldi. Ha, mesaj değil, gönderi değil mi? Evet abi, ben çalışmıyorum diye bura düşüyor. Buranın 3 kasa çalışması lazım kral. Yani bizim buraya 4 tane daha adam alıp full vardiya çalışacak şekilde ayarlayıp 3 kasa birden işletmemiz lazım. Yani ben kasalardan birini buraya öylesine koydum ama ben çalışmadığım zaman gelir düşüyor gibi gördüm. Yani düş gibi fazla düşüyor. Gelir düşüyor ben çalışmadığım zaman. Millet oradan sepet alıyor. Burada sepet alacak şey de yok. E benden alışveriş yapan nasıl yapıyor abi? Zeman akıllı saat bulamadın mı? Nasıl bulamadın ya? Zeman akıllı saat olmaz olur mu? Depoda mı yok kral? Allah Allah. Bir saniye oğlum, şu adamın akıllı saatini verin lan. Ya dükkana çık gir yapmadan dolmuyor, o benim biraz yanımı sıkıyor biliyor musun? Akıllı saat var depoda, onu görüyorum. Demek ki bizim çok fazla çalışmamamız gerekiyor abi. Bak şöyle yapacağım. Ortalayamıyorum. Ortalayamıyorum. Ortalayamıyorsam şöyle alırsın. Alamıyorsun. Birer tane daha kasa alıp 4 kişiyi mi çalıştırsam acaba? Birader 4 kişi de öh ebesinin nikahı ya. Ne vardı şurada simetrik olaydın? Ya bunu atarım da atmak istemiyorum abi. Bunu atmak istemiyorum. Yani belli ki bu dükkanda 3 kasa çalışmalı. Dükkanı kapatırım moruk. Geçici olarak, tamam mı?
Dükkanı kapatırım. Sepetleri, mepetleri hepsini bir ayarlarım. Tertemiz. Açık açık dükkan. Pardon, pardon. Kuzenim kapatmış ya. Okey değil mi bura? Aynen okey abi. Bir adam da durup burada çalışır. 3 kasa işlemek zorunda burası. Tamam, artık gelecek bölümlerde belki buraya bir 4 çalışan daha atarız. 4 çalışan daha alıp buradan maksimum derecede gelir elde ettikten sonra ikinci bir dükkan kurmak yolunda ilerleriz. Kendi yağımızda kavrulan muazzam bir hediyelik eşya dükkanımız var. Nine'la hediyelik gelmiş geçmiş oyunun en fazla bana kar getiren dükkanlarından biri oldu efendim. Kıymetli vaktinden ayırıp eşlik eden herkese çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, Big Ambitions'tan bu videoluk bu kadar. Esenlikle kalın. Bye bye.